Hadi başlıyoruz. Işık. Tamam. Kimsin sen? Bana neden yalan söyledin? Kapatın perdeyi. Herkese iyi akşamlar. Ya işte hayat. Gün geliyor, ne doktor yapacağız? Aşk bile aldatılıyor. Ne? Aldatılıyor. Yarın manşetlerde muhtemelen şöyle yazacak. Doktor aşka aldatma şoku. Maalesef arkadaşlar, ben size esas manşeti söyleyeyim. Doktor aşk ve sevgilisinden efsane gösterin. Hayatım. Tebrik ederim sevgilim. Herkesi şaşırtmayı başardın. Evet. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi size küçük bir şov hazırladım. Kitabımda geçen parazitleri size canlı canlı göstermek istedim. Nasıl bir anda ortaya çıkıyorlar? Nasıl muazzam giden bir ilişkiyi kabusa çeviriyorlar? Bu şovuma katkısı için huzurlarınızda sevgilime teşekkür etmek istiyorum. Bir insan nasıl olur da her konuda başarılı olur? Muhteşem kadın. Meğer ne kadar da iyi bir oyuncuymuş. Fırat! Fırat! Ne yaptın sen orada ya? Rafık! Herkese söyle toparlan. Hadi, hadi Rafık lütfen. Çok özür diliyorum. Gerçekten beni bir dinle. Bak İslam. Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Sen aklını mı kaçırdın? Sen beni nasıl öpersin ya? Anlatmama müsaade et. Neyi anlatacaksın? Neyi anlatacaksın ya? Sen onca insan içinde beni öptün. Sen nasıl bir hastasın? Sen sapık mısın? Nesin sen? Ben sapık değilim. Yemek tarafında sorun çıktı. Masalar devrilmeye başladı. Ben de restoran düşündüğüm için... Bu mu bahanen? Bu mu bahanen? Ya sen beni nasıl rezil ettiğinin farkında mısın? Sen de üzerime koşturarak geliyordun. Kimsin sen diye soru soruyordun. O an perde açılacaktı. Rezillik o zaman çıkacaktı. Aklıma başka bir şey gelmedi. Dikkatleri dağıttım. Kusura bakma. Kusura bakma mı? Ya çıldıracağım ya. Sevgilim üç adam o temizledi. Sen bunu nasıl yaparsın ya onun önünde? Ha? Vallahi o senin kadar takmıyor meseleyi. Ne demek o? Birisi benim yanımda sevgilimi öyle öpecek. O kadar insanın önünde. Sonra alacağım onu sahneye çıkartacağım. Kolundan tutacağım. Kitabın şovuydu falan diyeceğim. Yani neler? Haddin bil. Sana kalmadı Taylan'ı yargılamak. Pis dolandırıcı. Ben kimseyi dolandırmadım. Hadi canım ya, o CV'nde yalan dolan zaten. Sen kimsin ya gerçekten? Bir söylesene. Şimdi sakin, tamam. Nazlıcığım, Nazlıcığım. Acaba sonra mı konuşsanız? He? Bir daha sakın karşıma çıkma. Sakın. Ahlaksız. Sen onca insan içinde beni nasıl öpersin ya? Nasıl? Sen kim oluyorsun? Tamam. Sakin. Nefes al. Ver. Unut. Olmadı. Tebrikler. Tebrikler, harika bir çözüm ya.
En son yapılacak şeyi şu an yaparak her şeyi mahvettin. Kendini de, bizi de, bütün planı da. Tebrik ederim seni gerçekten. Tebrik ederim. Bunu kaç defadan tekrar edeceğiz? Sinirim geçene kadar. Hı? Tebrik ederim. Yalnız size. Şebnem Hanım, olanlar doktorun katkısını da görmezden gelmeyin. Tamam? Ne gibi? Ya kardeşimin eski nişanlısı evlenmiş, şahidi de doktor Taylan. Ya bu çocuğun contalarını atmasında bir haklılık payı yok mu sizce de Şebnem? Siz konuşup duruyorsunuz orada. Ya tamam, boş verin şimdi. Bundan sonrasını nasıl toparlayacağız ona odaklanalım. Tamam? Farkında mısınız bilmiyorum ama Fırat abim planın son hamlesini yaptı. Kızı öptü diyen yani bundan sonra tekrar çiçek böcek alıp tanışacak mı? Hayır, biz tersanla gideriz diyorsanız. Tebrikler, başardınız yani. Bu güzel kızımız da herhalde moral motivasyon ekibinden. Ha? Çok güzel. Müthiş bir ekip. Harika. Sevgili dostlar, bu geceye katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Aşkla kalın. İyi akşamlar. Arkadaşlar, lütfen. Lütfen arkadaşlar. Böyle özel bir geceyi umarım yanlış haberlerle gölgelemezsiniz. Şov dünyası. Yani siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Abicim tamam, tamam. Sakin ol. Lütfen, lütfen. Ya, bu nasıl bir kepazelik? Benim kızım böyle bir rezilliğin içine nasıl düşer? Utanmaz herif. Bir de şov diyor. Rica ederim abicim. Bak herkesin gözü üstümüzde zaten. Gösteri yapmış çocuklar işte şov. Ya oyun gibi, rol gibi düşün. Aman ne güzel. Harika. Masada bir çift lafım olacak. Nerede o? Ne bileyim nerede bilmiyorum ki. Sen bekle 2 dakika şurada, ben sana su getiriyorum tamam mı? Geliyorum hemen. Bekle burada. Taylancığım. Neler oldu öyle? Hala şaşkınlık içindeyim. Sakin olun Feyza Hanım. Dedim ya, hepsi önceden planlıydı. Siz de mi gerçek sandınız yoksa? Taylancığım, benim bildiğim şov dediğinde dans olur, müzik olur. Ama öpüşme olmaz. Benim tanıdığım Naz da o şova çıkmaz. Kendi ağzınızla söylüyorsunuz. Naz böyle bir şey kabul etmeseydi ben yapar mıydım? Açık konuşayım o zaman. Ben bu gece senin Naz'a evlenme teklif etmeni bekliyordum. Çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Sizce lansman gecesinin içinde evlilik teklifini geçiştirir miyim ben? Bu bana da sizin gibi kıymetli bir aileye de yakışmaz. Evet yakışmaz. Ama bize böyle magazine malzeme olacak ilişkiler de yakışmaz. Bak tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bu iş ne kadar uzarsa o kadar tadı kaçar, haberin olsun. Bunu dikkate alacağım. Sevinirim. Ne var la? Anne, hakikaten o an yalnızca Naz'ı öpmek mi geldi aklıma? Öyle direkt yani. Ne bileyim Rafık işte. Adamın evlenme teklif edeceğini duyunca panikledim. Plan suya düştü diye son hamlemi yaptım. Harbi bu kadar düşündün mü? Bana daha çok böyle içgüdülerinden hareket ediyormuşsun gibi geldi de. Haydi Rafık, haydi. Az laf çok iş. Eda bunlar var. Ben hallederim git. Eyvallah. Hala inanamıyorum abi. Bizimkisi kızı nasıl öptü öyle ya? Öpeyim mi? Kim kimi öpüyor? Ne diyorsunuz? Şey, Sultan ablam, bir film. Bir filmi izledik de biz onu konuşuyorduk yani. Siz işe diye çıktınız. Filme mi gittiniz? Ne filmiymiş? İş tabii. Film gösterimi yaptılar. Güzel, romantik, aşk filmi. Böyle kızlı olanlı. Hangi filmmiş o? Ben kesin bilirim. Beklenmedik öpücük. Yuh! Film diyorum. Ha. Yuh yani filmin ismini nasıl aklında tuttun? Ben unuttum bile. Sen kendini konuya çok kaptırdın. Bayağı özdeşleştin. Ondandır. Yok artık. Ne oluyoruz?
Yok artık anne ya. Bütün yapamıyorlar vallahi. Gel evde konuşalım bunu. Sineması nereye gidiyor ya? Onu bilmem. Sultan sineması birazdan perdeyi kapatacak. Vallahi öldüm bittim yorgunluktan ha. Ablam siz Türk sinemasını kurtarın. Ben gece magazinimi izleyeceğim vallahi. Kızım şunu mutfağa bırak. Ben koyarım. Tamam. Mutfağa koy. Gülün. Başrolde kim var bil. Kenan demem. Kenan. Anlat. Gel. İyi. Şimdi bu Kenan böyle denizden çıkıyor tamam mı? Kız da bunun yanında denizden. Hadi gene iyisin, televizyona çıktın. Konuşacak halde değilim. İnan bana ben senden daha beter durumdayım. Saatlerdir sana ulaşmaya çalışıyorum ama konuşmadan olmaz. O adam seni nasıl öper nasıl? Ne bileyim nasıl öper Taylan? Nasıl yani? Öyle durup dururken mi öptüm? Taylan ne anlatmamı istiyorsun anlamıyorum. Ya olan ortada ben de en az senin kadar şaşkınım. Bana gidelim, sakin sakin konuşalım. Hayır, olmaz. Şu an sinirliyim, ağzımdan yanlış bir şey çıkabilir. Ben de sinirliyim. Bu gece hiç sağlıklı düşünemiyorum. Farkındayım. Millete bu bir şey oldu derken benim düşeceğim durumu düşünmediğin gibi. İnan bana, o an için bulunabilecek en iyi çözüm buydu. Düşününce bana hak vereceksin. Taylan, bak şu an çok yorgunum. Tek yapmak istediğim şey yatıp uyumak. Şu an ikimiz de çok sinirliyiz. Bunu birlikte aşacağız sevgilim. İyi geceler. İyi geceler. Baba, niye uyumadın sen? Belki kızım lütfedip gelir de bir açıklama yapar diye bekliyorum. Açıklanacak bir şey yok baba. Olan bir şey yok. O kadar yani. Evet, yok. Peki kızım. Seni merak ettim. Konuşmak istersen ara. Abiciğim. Tabağın bomboş, hiçbir şey almamışsın. Neden? Hala anlayamıyorum. Adamın biri çıkıp herkesin ortasında kızımı öpüyor. Erkek arkadaşı olacak o herif de bu bizim size şovumuzdu diyor. Nazcığım günaydın canım. Günaydın. Çok özür dilerim. İnan böyle olsun istemezdim. Hani şovdu?
Niye özür diliyorsun ki? Öyle değil mi? Baba, dışarıdan hoş görünmediğinin farkındayım. Sen iyi görünmüyorsun kızım. Bak, dün de suratın bir karış geldi. Bütün bu olanlar seni mutlu etse inan hiç ses etmeyeceğim. Ama gerçekten ne yaptığınızı anlayamıyorum. Abicim tamam. Ama büyüttün sen de. Basit bir oyunmuş sadece. Benim kızımın içinde olduğu hiçbir şey basit olamaz Feza. Neyse canım, boş ver sen. Yakında güzel haberlerinizi alınca durulur nasıl olsa. Zaten onu bu kadar gergin yapan şey bu belirsiz vaziyet. Üzülme lütfen. Babacığım, benim pek iştahım yok. Sana afiyet olsun. Abiciğim, biz saman altından su yürütüp halletmeyecek miydik şu doktorun işini? Fırat sağ olsun, bahisleri zirveden açtı. 80 milyonun önünde meydan okudu adamı, baksana. Ya ulan, dün böyle sinirle falan yaptı dedim de, esas kıyamet var ya, Sultan abla öğrenince kopacak. O zaman zaten doğrudan toplu katliam. Birileri de sevabını helvamızı kavururlar. Şu an köprüden önce son çıkıştayız. Çok ince ve sistematik bir plan yapmamız lazım bize. Hadi Sultan ablanın internetten işi olmaz. Bugün başta kalabalık, televizyona da bakamayacak. Ama Gülen'den, Gülen'den var ya kesin öğrenir oğlum haberleri. Görse de bir şey olmaz. Bak, bak Fırat'ı arkadan çekmişler. Adı sonunda yok. Bir sıkıntı olmaz. Olmaz mı? Yani orası öyle de Gülen'den bu. Mahallemizin yerli ve milli bir dedektifi sonuçta. Zaten anlarsa biri onu atacak. Ondan ne kadar kaçabiliriz Rafı? Gülen'den kaçılır mı? Anlamaz, anlamaz. Baksana abi, bak biz bile orada olmasak anlamazdık şunu Fırat oğlum ya. Bak, bak arkadan gördün mü? Bak, o da ya. Ne diyeyim, inşallah dediğin gibi olur. Yoksa var ya, Sultan abla bizi parça parça eder. Parça parça. Gülendam, pirinçlere bak. Hadi yetecek mi akşama yoksa aldıralım? Siz ne dikilip duruyorsunuz? Masaydı, tabaktı, çanaktı. Bir bakın, eşliğimiz var mı? Tamam ablam. Haydi. Ablam, buraya gel. Temizle. Sağ ol kızım. Yani Fırat abimi evlendiremedik, illa birini evlendirelim dediniz siz de herhalde. Biz niye bu kadar uğraşıyoruz ki, anlamadım yani. Kızım, oğlan bizim elimizde büyüdü. Fırat abin kardeşi gibi seviyor. Biz de düğün sahibi sayılırız. El eli yur, el döner, yüzü yur. Çok konuşma. Aman, Aydın'la sen evlenecek diye biz burada helak olalım yani komple. Sen ne diye evde kalmış gibi söyleniyin? Ay aşk olsun ablam, arkamdan böyle mi konuşuyorsun ama? Evde kalmış deyince sen niye üstüne alınayın? Ortaya konuşayım öyle. Kendimize daha yeni geliyoruz, bunca işi niye aldık gerçekten anlamadım yani. Kız Fırat kendi demiş Aydın'a, biz yaparız bütün yemekleri demiş. Ay ablam, acısını böyle hafifletiyor zar. Sahi Fırat nerede? Ben hiç görmedim bugün. Ben de görmedim. Ablam, travması depreşip de kendini yollara vurmuş olmasın? Gücü dermanı kalmayınca da düşüp kalmasın bir yerlerde? Bunu gören kötü kalpli, art niyetli fırıldak bir köylü olsun mu? Bunu soyup soğana çevirsin mi? Ay telefonu da yok, bize haber de veremez. Bak gördün mü, bize gene elem gene keder ablam. Of. Gülendam abla. Ha. Pirinçler tamam mı abla? Ha, tamam tamam. Ne yapıyorsun sen ya? Delirdin mi? Ne işin var senin burada? Konuşmak istiyorum. Maalesef ben tanımadığım insanlarla konuşmam. Tanı o zaman. Hemen çekil, polisi ararım. Merak etmiyor musun? Sizin restorana niye geldim? Seni niye öptüm? Ben kimim? Sen düzenbazın tekisin. Bak, sana her şeyi anlatacağım. Sadece dinlemen yeter. Bırak Allah aşkına ya. Yapacakmış. Ne yapıyorsun sen? İn arabandan. Beni dinleyene kadar inmeyeceğim. Hemen in, hemen. Eğer benimle gelmezsen gider bütün basını toplar, bütün derdimi onlara anlatırım. Sen de akşam evden nakdeniz dersin. Hadi sür. Allah. Allah. Şoförlüğün iyi mi?
Nereye gidiyoruz? Sağdan gidiyoruz. Mecburiyiz kalın. Taylan sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Ha? Dün de kaçtın. Bu saat olmuş hala telefonun açılmamış. Size de günaydın Neşte Hanım. Dünkü skandaldan sonra kanal tepeme çöktü. Haberin var mı? Aa, neden? Dikkat çekici bir şey yaptık işte. Tabii canım sen öyle san. Saçma sapan bir şov yüzünden kendi imajını zedeledin. Peki sonuç? Dedikodular aldı başını gitti. Kendi sevgilisini bile elinde tutamayan aşk uzmanı mı olur diye soruyor kanal. Haklılar. Böyle giderse seyirciyi kaybedersiniz diyorlar. Haberin var mı? O onların vizyonsuzluğu. Ratingler artacak, göreceksiniz. Taylan, bak ne yap et, bu durumu kendi lehine çevir. Tamam mı? Artık sevgilinle evleniyor musun? Çoluk çocuğa mı karışıyorsun orasını bilemem. Ayrıca bu durumu toparlamazsan kanal programını yayından kaldıracak. Haberin olsun. Farkında mısınız? Söz konusu olan burada benim ilişkim. Ne? İlişki mi? Hala bana bari yapma be. Ha? İlişkiymiş. Aşkından ölüyormuş gibi. Nasıl kendi markanı parlatmak için seçtiğini anlamadığımı mı sandın? Ha? Nasıl oynar? Evet, güzel. Doğru proje. Ama sonuca ulaşamazsan boşa yatırım olacak. Bu kafayla gidersen de silinip gidersin. Benden söylemesi. Aa bu arada benim sana açacağım tazminat davasına bahsetmiyorum bile. Boşuna yavamlanıyorsunuz. Böyle şeyler olmayacak. Bekleyip görelim. Kıyamam. Çok rahatsın canım. Ama kanal programını kaldırırsa üçüncü gün adını bile hatırlayan olmaz. Benden söylemesi. Aşk doktoruymuş. Şuraya bak ya. Sevgilisini başkasına öptüren adama da yani. Daha kendi sevgilisinin elinde tutamıyor. El aleme gelince goy goy goy, bir ton laf. Her şakada bir ciddiyet vardır derler. Doktor niye böyle bir şaka yaptı? Neresi burası? Gel lütfen anlatacağım. Neye bakıyoruz? İşim, evim, tüm hayatım. Antepli'nin yeri. Teyzemle birlikte işletiyoruz. Asistan da çalışanın yani. Çalışanım değil, dostum. Bu kadar mı? Ben sana yalan söylemedim. Ben gerçekten bir şefim. Ustalığı da Eyüp Şef'ten öğrendim. Fransız mutfağında öyle kurslarda değil. Ciddi ciddi 2 sene eğitim alarak öğrendim. Sadece o CV'de yazan mekanlarda çalışmam. Ödüllerim yok, madalyalarım. Niye benim restoranıma girdin peki? Niye sahte CV hazırladın? Burada işler yolunda gitmiyor. Ek işe ihtiyacım vardı. Gördün beni işte. Herkesle anlaşabilen birisi değilim. Tesadüfen de biz mi çıktık karşına? Tesadüfen değil. Seni görmüştüm. Bir magazincide röportaj yapıyordu. Yemek benim için kök salmak, şifa bulmak demişti. İşte o an anladım.
Bu iş senin için tutkuydu. Hiç ihtiyacın yok, restoran açmıştın. İnandığın yolda gidiyordun. Sen de Eyüp Şef'i araya soktun, restorana girdin. Madem restorana girdim, neden naz öpmeyeyim mi dedim. Bravo valla. Çok haklısın. Ayılık ettim. Bir kadının izni olmadan kesinlikle... Suç. Yaptığın şey suç. Dua et şikayetçi olmadın. Bak şunu düzeltelim. Ben sandığın gibi fırsatçı bir pislik değil. İstediğim işi bulmuşum. Kaybetmek istemedim. Vakıfla anlaşmam bozulmuştu. Lansman gecesi işler karışsa bir restoranın kapanırdı. Son şansımızdı. Ben de aklıma gelen ilk şeyi yaptım. Ama çok yanlıştı. Çok özür dilerim. Affedersin. Bu saatten sonra özrünün hiçbir anlamı yok. Senin gibi kontrolsüz, dengesiz biriyle çalışmamız mümkün değil. Sana hayatında başarılar. Efendim Taylan. Geliyorum şimdi. Tamam. İyi gelmiş. Sakinleşmiş gibisin. Yani. Konuştunuz mu hiç? Bir açıklaması var mıymış? Dediğine göre mutfak alanında bir kaza olmuş. O da dikkatleri dağıtmak için kendince böyle bir çözüm bulmuş. Düzenbaz. Utanmadan bir de karşına çıkıyor. Sahtekar. Böyle mi savundu kendini? Ben de inanmadım dediklerine ama başka bir sebep de bulamıyorum. Burada çalışmaya devam etmeyecek değil mi? Saçmalama istersen. Ne bileyim seni böyle sakin görünce... Acaba mı dedim? Bence sen de biraz sakin ol. En önemli gecemde. O kadar misafirin önünde. Affedersin, sakin olamıyorum. Taylan, orada öpülen benim. Farkındasın değil mi? Üstelik herkes bunu bir şov uğruna yaptığımı zannediyor. Neden? Çünkü erkek arkadaşım öyle söyledi de onda. O yüzden bu konuyu burada kapatalım. Ne yapsaydım? Suratına bir tane yumruk mu indirseydim? Sen de ilk aklına geleni yaptın. Sevgilim, bu adam senin daha önce karşına çıkmış olabilir mi? Seni izliyor olabilir mi? Çünkü vardır böyle sapkın hastalıklı tipler. Öyle bir şey olsa senden saklayacak halim yok herhalde. Ne bileyim Naz, adamın biri geliyor seni şak diye öpüyor. Ben de anlamaya çalışıyorum. Ha bir de senden cesaret aldı de tam olsun Taylan. Hayır, asla aklıma böyle bir şey gelmedi. Asla. Ama sen de beni anla. Bütün gece uyumadım. O an o görüntü gözümün önünden gitmiyor, delireceğim. O adam geceyi mahvetmeseydi biz seninle şu an nişanlı olacaktık. Nasıl yani? Ben dün gece sana evlenme teklif edecektim. Hüseyin abicim. Bak şimdi ıstakoz dediğin nasıl? Etli, butlu, kocaman bir şey değil mi? Ha? Evet tamam seninkiler vallahi okey'e dördüncü arayan emeklilerden hallice. Tamam işte söyle o çocuklara ellerini korkak alıştırmasınlar. Ben takipteyim vallahi. Vallahi bekliyorum. Bay bay. Şebnem Hanım, imzalanacak her vakanız. Haksız mıyım ama Kantemir abi? Çok saygı duydum sana. Ya sen nasıl öyle kontrollü idare ettin dün? Ha? Çünkü ben çoktan o sahneyi adamın başının üstüne geçirmiştim. Ne demeye çalışıyorsun Şebnem? Bir şey demeye çalışmıyorum canım. Yani böyle bir durumu bile kendi şovuna çevirebilmem. Hayranım sana, onu diyorum. Ay ne diyeceğim Taylan? Acaba sen Fırat Şep'le Naz'ı kendi programına konuk mu alsan? Hı? Ne bileyim, böyle nasıl bir oyun oynuyorlar herkes merak ediyordur. Baktın restoran işini yürütemiyorsun. Televizyonculuğa mı soyundun? Hiç bulaşma derim. Yok yok. Ben sizin öyle Ali Cengiz oyunlarınızı hiç beceremem. Ama bak sen bir düşün. Çünkü bence Fırat Şep gerçekten iyi bir ekran yüzü olabilir. Ne bileyim böyle sempatik, yakışıklı, güler yüzlü. Bir düşün. Bakalım bunu nasıl öyle bilebilecek? Bak bak.
yapma. Ne aşkın kim? Ünlü iş insanı Hazım Soyler'in kızı ve ona bir Fransız... Şerefsiz ya, ulan tuz gibi yapışmış Naz Hanım'a bak. Doktor aşkı... Atilla! Gözlüğünüz. Aa, abi sen niye erken geldin? Toplantıların yok muydu senin? Vardı, iptal ettim. Sen de işlerim çok, şirkete bugün uğrayamam dedin. Bu muydu önemli işin? Tamam tatlım, sen gidebilirsin. Teşekkür ederim. Peki Feza Hanım. Abi hayırdır? Nedir bu öfke patlaması? Sen niye toplantını iptal ettin? Asabım bozuldu da ondan. Bizim insan kaynakları müdürü kızcağız var ya, o bugün gelmiş bana. İki lafın arasında bu Nazların olayı şov muydu değil miydi bunu sormaya çalışıyor. Şov deseydin, asla başka bir şey yok deseydin, öyle dedin değil mi? Vallahi kızla oturduk karşılıklı. Ben dün gece olan biteni baştan sona anlattım. Naz şöyle dedi, Taylan böyle dedi. Birlikte videoları izledik, iki de çay söyledim. Aşk olsun abicim, dalga mı geçiyorsun benimle? Feza, yani sen de insanlarla oturup bunları mı konuşacaksın? Hayır, milletin işi gücü de yok. Densizler. Ben yarın o müdür hanıma sorarım ama. Feza, konu başkaları değil. Konu Naz. Ya sen hakikaten beni anlamıyor musun? Anlıyorum abicim ama sen de bir rahatla artık. Küçücük basit bir olayı büyüttükçe büyütüyorsun. Bak ben bugün Naz'a uğrayacağım zaten. Bu işin altında başka bir iş var mı anlarım. Ne var ki neyi anlayacaksın? Yani bir şey olduğundan değil canım, öylesini söyledim. Sen de ne dediğini bilmiyorsun ha. Aslında bu işin tek sorumlusu Taylan. Konu döndü dolaştı, nasıl Taylan'a geldi yine? Feza, her şey onun fikri değil miydi? Hı? Sence Naz böyle bir şey yapar mıydı? Onun aklına gelir miydi? Haklısın tabii. Yani şov dünyasında olan Taylan. Bunu düşünse düşünse o düşünmüştür. Neyse ben bugün Nazcığım'la konuşurum. Bir daha böyle işlere girmezler. Sen merak etme, tamam mı? Tam zamanında. Sağ ol Cuniko. Afiyet olsun. Allah zahmet etmiş seni. Sağ olasın. İşi bittiğinde etleri pastırma diye satarız artık. Zaten bu iş başından beri delikti yani. Olmayacak doğaya amin dediniz. Kadın duygularıyla oynamayı da hiç yakıştıramadım sizi. Vallahi ben katılıyorum Seviye yani. Hiç yakışmadı bize. Ha. Mirza. Hani Naz o doktordan ayrılınca horoz kesecektin? Ne oldu birdenbire böyle iyilik timsali oldun? Yalnız Fırat abim düğünden sonra ikinci defa da aldı sanki. Oyunu çok mu ciddiye aldın ha? Üzmüşler mi bu kızı? Dün gece bana evlenme teklif edecekmiş, biliyor musun? Kız kaçırdı mı kocayı? Tamam, bir şey demiyorum ya. Sen tamam, neye üzüldün peki şimdi? Edememiş olmasın ama, edecek olmasın ama. Ben çiçeklere üzülüyorum, baksana. Solup gitmişler. Ha. Ay tüh be. Ne olmuş bunları? Bunları sular mı az gelmiş acaba ha? Ne yapsak? Şöyle öpsek birden aniden kendilerine gelirler. Şebnem. Ağzına ayar düğmesi taktıracağım. Yok ya çünkü. Bir şey demiyorum. Tamam şaka yapıyorum. Aa. Tamam şaka bir yana. Biz gerçekten bu şef işini ne yapacağız? He? Çünkü yani bu gidişle herhalde biz bu çiçekler gibi bütün restoran solup gideceğiz. Sen keşke iş başka, öpüşme başka deseydin de Fırat Şef kalsaydı. Hmm, oldu canım. Bir de apolet taksaydım istersen. Ya, olabilir. Apolet de takabilirdik tabii de. Neyse. Ama sonuç olarak çok iyi bir şef ya. Hani bütün mutfak ekibi bayıldı. Onun gibisini bulmak zor. Adam işini tutkuyla yapıyor biliyorsun çünkü. Acaba bir düşünsen mi bunu? Ha? Ne dersin? Sen merak etme bak. Ben çoktan yeni birini buldum bile. Evet.
ne yazsam? Hepsi benim bebeklerim. Paylaş. Ay rüküş. Aa, kız bununla mı evlenmiş? İçinde böyle koşturuyordu. Ah Asuman ah. Uyuturlar da bizi şu balasıca. Yiğidin Fırat'ımın başını. Oğlum bir daha açamayacak mı gönlünü kimseye? Açmış ablam açmış. Açmış. Ne koşturup durun devdalar gibi? Yüce Rabbimin sınavı bizde bitmedi ki. Fırat'ımız doktorun kızı. Ergin oğlum iyi misin? İyiyim abla be. Baksana hepsi döküldü bunların ya. Gül, Gül gel. Gel bir üstüm başım bir şey bir temizleyelim bunu. Hadi bir toplayın oraya temizleyin. Açın bunların hepsini kullanılmaz artık çöpe haydi. Sultan abla sen beni bir dinle gözünü seveyim. Gülenme valla. Bunların yedeği vardı değil mi içeride? Ha, bilmiyorum. Dur bir anlatayım Sultan abla. Gül, 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 Gül gel bak bu kadar yok. İnsan gelecek. Biz daha hazır. Şimdi onlar bulamazlar. Ben bir geleyim ben de geleyim. Ne oluyor? Hepiniz hoş durup duruyorsunuz altı açılmış kazan gibi. Düğün telaşı anne. He. Hepimiz sardı valla. Düğün telaşı değil. Hı. Hadi topla topla. Ben biliyorum ben. Ne gördüğümden eminim beni kandıramazsınız. Asla. Videoyu 40 kere izledim. Yıllardır Fırat şurada etleri çevirirken ben arkasında salataları yaparım. O enseyi nerede görsem tanırım. Gülü tamam. Bravo sana. Fırat'ı çözmüşsün. Ama bak. Sultan abla duyarsa büyük mevzu çıkar. Ya kurban olduğum bak kadın daha Osman depremin travmasını üzerinden atamadı. Yeni bir şey çıkar mı gözünü seveyim Gül'i. Benim anlamadım. Fırat'ın doktor aşkın şovunda ne işi var? Mümkünatı yok. Ben Fırat'ı tanıyorsam bu bir şov olamaz. O kızı gerçekten öptü. Ama nerede tanıştı bunlar? Ne zamandan beri birlikteler? Nasıl gördünüz? Gül. Bana bak. Ben sana bir özet geçeyim. Hı. Meğer bu kız Fırat'ı eskiden tanıyormuş. Aa. Ya çok eskiden. Bizimkisine sırılsıklama aşıkmış. Aa! Ya! Ama işte evler tanırak kızın aklı pek yerinde değil. Aa! Ya. Fırat da işte ne yapsın? Üzülüyor. Kızı bir şekilde idare ediyor. Ay trajediye bak. Fırat'a aşık, doktor aşkla sevgili. Doktor aşk Fırat'a bu düğün kazığını bu yüzden atmış olmasın? Bu öpücükten sonra kim bilir neler yapar. Doktor aşk hepimizin sonu olacak. Ay o ne tatlı yemin ederim. Güney. Ya ablacığım sakin o kadar da değil ya. Yok. Adam bu kızla evleneceğim diyordu. Deli olmuştur bunu görünce. Fırat'ımızın canını okuyacak. Kim taktı lan bu duyuları? Selimler taktı abi. Elinin kenarıyla takmış. Vallahi abi sorma. Onlar ne? Konfetler abi. Nikahta kar gibi yağacak üstlerine. Duvarın arkasına. Çocuklar patlatmasın. Tamamdır. Abi sen niye çıktın oralara? Gözünü seveyim ya. Oğlum ben siz takın dedim. Fırat abinize mi verdiniz işi? Duramıyoruz abi. Abi kusura bakma ya. Oğlum kafa açmasana ya. Böyle bir günde çalışmayacağız da ne zaman çalışacağız? Seni benim mi var? Kusura bakma abi. Değil. Alo. Tamam, geliyorum. Neredesin? Burası sende. Tamamdır abiciğim. Lafı hiç dolandırmayacağım. Sen de uzatmadan söyle. Derdin ne? Naz'dan ne istiyorsun? Benim Naz'la ilgili bir derdim yok. Para için mi?
Zengin diye mi Naz'a yanaşmaya çalışıyorsun? Doktor, laflarını seçerek konuş yoksa çok kötü olur. Şu kabadayılığı bırak, adam gibi cevap ver. Sevgilini neden öptün? Ben Naz'a hesabımı verdim. Başkasına verilecek hesabım yok. Bana da hesap vermek zorundasın. Ben Naz'ın erkek arkadaşıyım. Ne zamandır tanıyorsun Naz'ı? Ne o doktor? Bugün de kıskanç sevgiliyi mi oynuyoruz? Dün hiçbir sıkıntın yoktu. Bu bir şovdu diyordun. Seninle esas derdin ne? Benim üstüme mi oynuyorsun sen? Derdin benim değil mi? Tabii ya. Eski yapımcım yolladı seni. Baktı benim programı rakip çıkaramıyor. Böyle bitirecekmiş beni, öyle mi? Doktor. Bence acilen bir doktora görünmen lazım ama gerçek bir doktor. Ben anlamıştım zaten seni görünce. Bana bak, seni son kez öneriyorum. Bundan sonra Naz'a ya da bana bir metreden fazla yanaşmayacaksın. Anladın mı? Sakın bir daha karşımıza çıkma. Pardon, bir şey soracaktım. Siz doktor aşk mısınız acaba? Ha yok, o kendisi doktor Boşlaf. Bir fotoğraf çekebilir miyiz? Ve boşa aldı gidiyor. Nazcığım, bizim için inmeseydin aşağı. İşlerinden el koymayalım, seni üzülürüm. Rica ederim canım, olur mu öyle şey? İki gün önce geldim ben buraya. Yemeklerinize bayıldım. Arkadaşımı da getirdim ki bu güzel yemeklerden mahrum kalmasın. Çok sevindik. Umarız yine beğenirsiniz. Afiyet olsun. Ummaktan başka çare yok tabii. Sen bir gelsene şöyle. Teşekkür ederiz. Ya sen niye böyle yapıyorsun ya? Ne yapıyorum? Böyle başımın etini yemeye devam edeceksin yani, öyle mi? Öyle valla. Kendin duydun, kadın fren şefin yemeklerini seviyormuş. Allah Allah. Ki Allah'a kaldı işimiz. Ki Allah da bize öyle dizi dizi şefler göndermiyor, biliyor musun? Bak, dizi dizi faturalar gönderiyor. Bakmak ister misin? Aa, al bak ya. Hayatım. Hala? Öyle alışverişe çıktım, sana da uğrayayım da bir kahve içelim dedim. İyi etmişsin. Hoş geldiniz Beza Hanım. Hoş bulduk. Ne o? Faturalar böyle elden ele gezdiğine göre hesaplar tatsız galiba ha? Yüzler mahkeme duvarı. Müşteri de akın akın geliyor belli. Halacığım vallahi ne güzel destek veriyorsun. İçimiz ferahladı sayende. Ferah ama. Bizim içimiz çok ferah. Biz iki ortak. Bu işin de altından kalkacağız Beza Hanım. Siz merak etmeyin. İyi canım, kalkın tabii. Ne güzel. Şebnemciğim. Buyurun. Sen bize iki kahve yollasan olur mu tatlım benim? Yani sen çıkıyordun diye düşündüm ama. Tabii, yollarım. Evet halacığım. Seninle baş başa konuşmaya geldim. O niye hala? Naz, aklım karıştı benim. Bu şov olayında oturmayan bir şeyler var. Halacığım, rica edeceğim, uzatmayalım artık şu konuyu. Naz, bana bak, doğruyu söyle bana. Gizli bir ilişkin falan mı var senin yoksa ha? Hala, ne diyorsun Allah aşkına ya? Bak, ben halden anlarım. Benim de zamanında böyle bazı ufak tefek kaçamaklarım oldu tabii. Yani bilirim. Yani bazı adamlar böyle insanın aklını başından alıverir. Olur öyle yani, olur. Sen kocanı mı aldattın? Hangisini? Canım, lafı karıştırma şimdi. Konu ben miyim, sensin. Ama yani sen de öyle bir şey söylüyorsun ki. Naz, açık konuşayım mı o zaman? Bak, eğer bu yaşadığın ciddi bir şey değilse lütfen Taylancığımı harcama, lütfen. Bak, Taylan bizim ailemize yakışan en doğru aday. Seni mutlu edebilecek tek kişi o. Güven bana, lütfen. Taylan Bey, geldiniz mi? Yok, daha yoldayım. Görmüyor musun? Ne oldu? Araştırdın mı iyice? Hadi, ne bulduysan anlat. Efendim, şimdi kendisini buraya Eyüp Şef yollamış. Başka? Adresini buldum. Başka? Efendim, bir kebapçısı varmış. Tesisiyle birlikte işletiyorlar. Böyle küçük, kendi halinde bir yer. Bu kadar mı? Evi de aynı mahallede efendim. Tesisiyle altta üstte oturuyorlar. Tüm zamanlarını kebapçıda geçiriyorlar. Böyle ailecek birlikte burada çalışıyorlar. Ne tatlı. Aile kebapçısı. Gerçekten. Artık kalmadı böylesi. Efendim, bu arada müşteriniz geldi. Yukarı ofise aldım. Haberiniz olsun. Müşteri değil. Danışan at ya. Danışan. Tamam. Geliyorum birazdan. Hadi ben kaçtım. Dediklerimi sakın unutma, tamam mı?
Buyurun Feza Hanım. Teşekkür ederim Kandemir. Bugün yine pek hoşsun. Çok naziksiniz. Naz Hanım bu akşamki rezervasyon listesi. Teşekkür ederim. Halacığım hadi sen de geç kalmıyor musun? Sloganımız belli. Thailand is the best. İzninizle ben de aşağı gidiyorum. Tabii. Gel bakalım Meral'cim. Sen anlat derdini Naz Hanım'a. Ne oldu Meral'cim? Bu yeni gelen şef bize hiç soluk aldırmıyor. Biraz da sinirli birisi. Bugün ilk günü şefin. Gergin olması normal değil mi? Evet öyle ama bize karşı hitabı da hiç hoş değil. Yani verimli çalışamıyoruz. Meral'cim mutfakta en önemli şey disiplin bence. Yine de bir sıkıntı olursa ben konuşurum şefinizle. Sizi merak etmeyin. Peki. Teşekkürler. Naz'cığım, adamın yüzünün teki. Çocuklar haklı. Ben gördüm ya. Pimpirik pimpirik bir şey. Haklılar. Pardon, hangi konuda haklılar? Vallahi yemek dediğim birazcık böyle zevkle yapılır. Bu çocukların hepsi bu adamla kekeme olur. Ben sana söyleyeyim. Nasıl motive olacak bunlar? Vallahi bir an önce bir yolunu bulsalar iyi ederler. Sen de kendini alıştır. Çünkü Fırat Şef bir daha bu restorana gelmeyecek. O adamın adı bir daha bu restoranda geçmesin. Aa, aa. Seçin onu. Aa. Yürü. Yürü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seçil Hanım, bu ne kadar güzel bir sürpriz böyle. Sürpriz mi? Davete icabet ettik desek daha doğru olur. Haberiniz yok muydu sizin? Aa, gerçekten sizin haberiniz yok mu? Fırat Şef dün gece bizi davet etmişti. Hı? Arkadaşlar, çok önemli bir müşteri grubu geldi. Acil olarak onlara servis açmamız lazım. Şefim, et grubuna en hızlı ne sunabiliriz acaba? Hızlı, acil. Et yemeği. Acil olmaz. Acil yok. Aa, acil var acil. Duydun mu beni? Acil var. Acil bir şeyler yapmanız lazım. Ne diyeceğiz yukarıdakilere? Peçete kemiri mi diyeceğiz biz? Allah Allah. Emremciğim, bir dakika canım. Şefim, tam anlaşamadık galiba. Ne önerirsiniz? Nasıl yapalım? İyi, nasıl yapalım? Yemek aceleye gelmez. Benim katlanamadığım tek şey, acele yok, acil yok. Öyle mi efendim, öyle mi? Al bir de buradan yak be. Şemnemciğim. Al bir de buradan yak. Ama hanımefendi iyice geriyor beni. Şemnemciğim, bir sakin olur musun canım? Şefim bak, yukarıdaki müşteriler bizim için çok önemli. Siz olmadan bu işin altından kalkamayız. O yüzden yapalım bir şeyler, herkes memnun olsun değil mi? O zaman... Öyle mi yapsak? Ne yapalım? Yok, olmaz. Yapamayız. Yetişmez. Şefim, vazgeçme hemen. Sen bulursun bir şeyler. Bir düşün bakalım. Ha, bak, senin de aklına yattı değil mi? Onu mu yapsak? O da yetişmez. Yapamayız. Gitsinler, yarın gelsinler. Ne? Ha? Bana bak şef! Ya şimdi çalışmaya başlarsın ya da kendini kapılarında bulursunlar. Nasıl bir sakin ol. Artık isteseniz de çalışmam sizinle. Senin çalışmaya niyetin yokmuş ki zaten. Bir sakin olur musun şöyle geçsin lütfen. Evet, evet tamam bakın işinize. Kandemir abiye söyleyelim bari peçeteleri çıkartsın. Arkadaşlar siz aperatiflerden başlayın. Et menüsü bende, ben halledeceğim. Naz ne yapıyorsun sen? Sen yapamazsın. Cemlem ne demek ne yapıyorsun? Ben bu işin okulunu okudum. Unuttun galiba. Yaparım şimdi bir şeyler. Evet ama uzun zamanda sen mutfağa girdin mi? Ha? O kadar kişiye ya. Mümkün değil. Yapamazsın. Gülendam. Gülendam kime diyeyim? Hay ablam ha. Kız şunun altını. Tamam. Kıstım. Ekmekleri de Sevi'ye ver Sevi. Hilmi'ye götürsün. Haydi. Sevi. Al Hilmi'ye ver öpücüklerim. Ne diyorsun? Ablam, Hilmi'ye benden selam söyle. Öp yerime. Lafın gelişi öyle denir ya hani, ondan dedim. Gülendam, Hilmi evli, 4 çocuklu adam. Sevi ona senden öpücük mü götüreyim? Siz benim yüreğime mi indireceksiniz? Ben götüreyim bunları öpmeden. Hiç öpmeden. Ablam ben bunları dizdim ama bunlar sığmıyor galiba ya. Başka bir tepsi falan mı versin? Mirza, öyle koyarsan sığar mı? Yaklaştır biraz.
Öpsün bardaklar birbirini. Taktın öpmeye ha Gülendam. Neyse ben halledeyim bunları. Halledeyim. Bak şu veletlere ya, her yeri tahne pekmez et. Çıkın dışarı. Anam! Düştü ablam çocuğum. Ay yeri öptü. Gülendam inadıma mı yapayım sen? Ablam. Ablam niye kızıyorsun ya? Öyle deviriyorsun gözlerini. Ben ne bileyim. Kızma, gözünü seveyim. Elini ayağını öpeyim. Ha tövbe yarabbim. Tövbe yarabbim. Beceremeyecek bence. Eninde sonunda söyleyecek. Aslında iyi direniyor şu ana kadar. Ne? Hak verin canım biraz çabasına. Emeğe saygı. Ya birazdan annemi öpecek ya da etkin pişmanlıktan faydalanıp en alt sınırdan ceza almak için teker teker dökülecek. Türkçe meyalini de alsak savcı hanım. Yani diyor ki Gülendam kendini kurtaracak, Sultan abla da yakın gün canını okuyacak. Aynen öyle. Ya da cezayı Fırat abime kesip mahalleden bulduğu kızla evlendirecek. Artık bekleyip göreceğiz. Ya hani tanımadın o Gül'ü? Konuşuyordun carcar, yok öyle oğlum, yok böyle, yok şöyle. Ben sana dedim oğlum, bölüm sonu canavarı gibi bir kadın bu Gül'ü. Aşması zor. Esas Gül'ün dediği olmasın da. Ne? Doktor aşk diyorum. Fırat'a kinlenip bir şey yapmaya kalkmasın da. Yok canım, ne yapacak ki? Bilemiyorum artık. Cenk'cim selam. Nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Bildiğin gibi. Hani sen bana demiştin ya, sana borçlandım diye. Estağfurullah tabii. Aramızda ne borcu? Biz dostuz. Senden ufak bir ricam olacak. Bir yer var. Antepli'nin yeri. Hiç iyi şeyler gelmedi kulağıma. Biraz burunları sürtse iyi olur. Ne bileyim işte. Herkesin bir açığı vardır. Ödenmemiş faturası vardır. Ocağı bozuktur. Benim için çok önemli bir konu. Tamam. Hemen asistanım sana adresi yollar. Çok teşekkürler şimdiden. Görüşürüz. Taylan Bey, ilk müşteriniz geldi. Alayım mı içeri? Hatice'm. Sana bunu kaç kere söyleyeceğim? Hı? Müşteri değil. Danışan. Pardon efendim. Tabii ki. Danışan. Alayım mı danışanı içeri? Al. Şekerim, herkes dün geceki şovu konuşuyor. Biz o kadar kalamamıştık. Çok üzüldüm kaçırdığımıza. Bir de oyuncunun biriyle öpüşür gibi yapmışsınız, öyle mi? Öyle. Küçük bir numara işte. Oo, çok yaratıcı, çok. Ne durumda aşağısı? Yani çocuklar zorlanıyor. Elleri ayaklarına dolandı. Bana da yaptırmadın. Sanki yetiştirebilecektik Naz. Artık gerçeği söylemek zorundayız. Kaçış yok. Haklısın galiba ya. Yani geç bile kaldık. Hadi. Hanımlar, bizim size bir şey söylememiz lazım. Aa, Fırat Bey. Biz sizi mutfakta sanıyoruz. Nerelerdesiniz? Hanımlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, merhaba. Ben hep buradayım. Yardımınıza hazırım. Dediğim gibi, eşinizin manipülatif tavırları devam ederse kangrenli kolu kesmek en doğrusu. Çok 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 teşekkür ederim gerçekten. Hayatıma bambaşka bir pencere açtınız. Rica ederim, ben sadece aracıyım. Bu sizin başarınız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Buyurun. Taylan Bey, Bekir Bey bugün için uygun olup olmadığınızı soruyor. Bugün olmaz. Öğleden sonra Naz'a gideceğim. Terzi? Gerçi terzi de iptal. Benimki de soru. Hemen hallediyorum efendim. Dur! Terzi gelsin. Elbette. Ne olursa olsun show must go. Bana bak, bana. Bütün her şeyi iptal et. Şu an Naz'dan daha önemli bir şey yok. Aynen öyle canım. Naz'dan daha önemli hiçbir şey yok.
Feza Hanım. Taylancı. Bugün seansımız olduğunu atlamışım herhalde. Yok canım. Fazla kalmayacağım. Duramadım, seninle konuşmaya geldim. Bu Nazcığım'la durumlarınız ne olacak sizin? Feza Hanım. Çok iyi anlıyorum. Bu ilişkiyi önemsiyorsunuz. Tanışmamıza siz vesile oldunuz. Ama benden tam olarak ne öğrenmek istiyorsunuz ben anlamadım. Taylancığım, Naz yeğenden öte benim kızım. Onun mutluluğu her şeyden mühim benim için. İlişkinizi en çok destekleyen de benim biliyorsun. Siz bir elmanın iki yarısı gibisiniz bana göre. Teşekkürler. Ama Naz'ı gördüm, hali hiç hoşuma gitmedi. Bak, bu ilişki size iyi gelmiyorsa... Feza Hanım, bizim ilişkimizde hiçbir sorun yok. Hatta yakında evleneceğiz. Size bunu söylemeyecektim ama... madem buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz... söyleyeyim, normalde sürpriz yapacaktım. Nikah şahidimiz siz olacaksınız. Ay gerçekten mi? Ay desene bu sene de nikah masasına oturacağım ha? Ay ben de arkadaşlara anlattım dün geceki yemeklerin tadı damağımızda kaldı diye. Ama çok oldu yani hanımlar acıktı söyleyeyim. Şekerler de düşmeye başlardı. Yok, bu grubun şekeri kolay kolay düşmez bence. Ay çok tatlı değil mi? Şefim peki daha çok bekler miyiz? Ha, beklemeyeceğiz. Birazdan servise başlarız değil mi şefim? Ah çok güzel. Hemen geliyorum. Ah, harika. Yeni şefinizin neydi? Biraz ağırmışsın. Merakla bekliyorum bu şefin yemeklerini. Aç mıyım? Yok, ben gidip bakacağım. Ben de geleceğim. Yok, sen kal kardeşim. Hazırlıklar için ihtiyaç falan olur, ben giderim. Ha? Siz nereye gidiyorsunuz? Nerede bulacaksınız? Geliyorum ablam, ben geliyorum. Yoksa korktuğumuz başımıza mı geldi? Fırat'ımızı kaçırdı mı? Kim? Kim kaçırdı mı? Zalim adam, aşk katili, Cemcuk Ağızlı. Ne diye bu? Ne diyecek ablam? Yazıyı da yazıyı değil mi Gülendem abla? Ya sabahtan beri hoş durup duruyor. Ya belki işi almadı. Ondan çekip gitti. Üzülme be ablam. Bakarsın bizimkinin de gönlü kayar. Zalimler ellerini çeker. Sen de kaynana koltuğuna oturup kahveni höpürdetirsin. Ne demek o? Gülendem ablam işte anne. Gönlünden geçeni söylüyor. Değil mi Gülendem ablam? Fırat'ım ıkmık edi. Ama ben kuracağım onun yuvasını. Bize uygun. Örfünü, adetini bilen bir kız alacağım. Alacağım. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Hazırız şef. Şahane. İyi ki geldin şef, resmen açıkta kalmıştık. Meral, peynir tabağı hazırlayalım. Roquefort, brie, camembert, biraz da üzüm çıkar. Tamam şef, kontekleyelim mi? Bu defa Boğatepe gravyeri. Gökhan, et fırında mı? Hazır şef. Şahane, sebzenin zamplasını hazırla, geliyorum. Tamam şef. Kimin doğum günüydü gençler? Sabah bu Naz Hanım yapmış dün gece. Bol şekerli. Kafamız karışmış demek. Efendim? Şahane diyorum. Meral, ortasına ceviz. Sen düzeltirsin Meral, tamam mı? Gökhan eti fırından çıkar, hadi. Tamam şef. Tamam, söylemene gerek yoktu. Bunu yapmak zorunda değilsin. Senin için yapmıyorum zaten. Dün bir söz verdim, onu yerine getiriyorum. Hadi Gökhan, hadi. Geldim şef. Hazır mı Meral? Hazır şef. Şahane. Tabağın etrafını sil sen. Tamam. Gökhan et. Hazır şef. Şahane. Tut ucundan beraber sütü. Çevir. Hemen servis tabağı. Eray, platolar ne durumda? Bitmek üzere şef. Burcu çikolatalar. Hazır şef. Şahane. Gökhan tavada istiyorum. Geldi şef.
ne yalan söyleyeyim. Bu kesim sizden başka kimseye böyle yakışmıyor. Bunu bana değil, yakıştıramadıklarınızı söyleyin. Yalnız Taylan Bey, biz düğün için size smokin hazırlamayı başlamıştık. Ama düğün ertelendi mi? Nereden çıktı şimdi bu? Şimdi nasıl söylesem? Tuhaf tuhaf söylentiler dolaşıyor etrafta. Güya o öpücük olayı gerçekmiş. Bari siz yapmayın ya. Hayır yani, şov dünyasıyla iç içesiniz. Siz biliyorsunuz bu haberlerin boş, asılsız olduğunu. Tabii. Eminim öyledir, muhakkak öyledir. Biz de zaten inanmamıştık. Ama işte söylentiler, söylentiler. Aksine elinizi çabuk tutun. Smokin bir an önce hazır olsun. Peki. Efendim çok yakın. Ne yaptın? Haberleştin mi Cenk'le? Şefin sürprizi hazır mıymış? Ay hadi bırak kolunu kapatacağım. Ay ya sözde ekliyorum. Ağzımı tutacağım kendimi, sus. Memnem ablam. Gözünü seveyim daha fazla çıkıyor. Senin anlı da anlayacak. Kız bu telaşın içinde ortadan kaybolursam daha çok şüphelenmeyecek misin sana? Ne merak etme, ben seni biraz ambulan gelip alacağım. Ama önce biraz mola bak. Fırat abim kötü adam hikayeleri annemin kafasını yeterince karıştırdı. Ve sen maalesef susmuyorsun. Biz arkanı toplamaktan helak olduk. Yeter. Bize de yazık. Gözünü seveyim şurada otur. İnsan insana yapmaz bunu. Ay seveyim. Abartı huyun var kız senin. Evet ablacığım, ben de varım. Ben de bugün başka şeyler de var. Sen şurada otur. Canım kızım ne otur ya? Ablacığım kahvede mi oturayım? Salih abi. Buyur Sevi. Hoş gelmişsiniz. Salih abicim. Gülenem ablam içeride soğuk kokusundan fenalaştı. Bir dakika şurada otursun. Bizim dükkanın falan çok fena kokuyor. Tabii olur. Olur tabii. Buyurun Gülenem Hanım. Sarı civciv seni. Tansiyonunuz falan oynadıysa size limonlu su getireyim. Ay yok istemem. İçim ekşir şimdi. Ayran, su, başka bir şey. Ay yok istemem dedim. Olur mu öyle şey? Bir şeyler ikram etmeliyim. Daha ne söylesem unuttum yemin diyorum. İşte ben unutamıyorum. Gözümü kapatıyorum. Unut Gülendam, unut Gülendam diyor. Olmuyor. Resmen bir kara kutu bu kafa. Niye unutamıyorsunuz anlamadım. Öpüşmeyi. Bir türlü gözümün önünden gitmeyeyim. Öpüşme. Ay bak gene söylettin bana. Şimdi gideceğim ağzından kaçıracağım orada. Sultan abla her şeyi öğrenecek. Neyi öğrenecek Sultan Hanım? Yasak aşkı. Aslında imkansız aşk desek daha doğru. İmkansız öyle mi? İmkansız tabii. Sultan abla katiyen izin vermez. Öteki herif desem asla müsaade etmez. O herif kim? İkinci adam. Bir de ikinci mi var? Var tabii. Doktor işte. Hem de doktor. Ay Salih Bey iyi misiniz? İyi misiniz? İyiyim, iyi. Çayınız da soğudu. Ben size bir çay getireyim. Hanımlar, nasıl? Her şey yolunda mı? Memnun musunuz? Fırat şefim, bu nedir böyle? İnanılmaz. Fırat şeften beef bourguignon. Nefis, gerçekten nefis ama sanki siz içine başka şeyler de katmışsınız gibi. Doğru. Antep mutfağıyla Fransız mutfağını kombinledim. Ya içine ne koydunuz lütfen söyleyin. Sevgimi diyeceğim. Bayat kaçacak. Hanımlar, hanımlar, bir şef tariflerini asla başkalarıyla paylaşmaz. Ama bu defa bu kuralı sizin için çiğneyeceğim. Şahane. Bu yemeğin sırrı kuyruk yağı. Kuyruk yağını ince ince dilimledim. Antep'in meşhur pul biberi ve anne formülü domates salçasını da ekledikten sonra voilà işte karşınızda. Harika. Bazı tatlar unutulmaz. O hangi yemekte karşımıza çıksa bizi yakalar. Hepimiz yaşamışızdır. Beklenmedik bir yerde bir parça börek, ne bileyim bir tatlı, bizi çocukluğumuza götürür. İşte bu hafıza, lezzet hafızası. İnsan her şeyi unutur ama tatlar ve kokular mümkün değil unutmaz. O an sizi alır çocukluğunuza götürür.
çocukluğunuzdaki kadar sevindir. Çocukluğunuzla buluşmuş, çocukluğunuzu kucaklamış kadar. Yemekler bazen de yaraları sarar. Yemekler gönül alır. Bazen bir yemek bin özre bedeldir. Hanımlar, tekrar görüşmek üzere. Muhteşem. Teşekkür ederiz. Doştu. Asmam çardaktan, suyu bardaktan. Biyop verem de kocaman kız, iliman yanaktan. Biyop verem, biyop verem. Biyop verem de kocaman kız, iliman yanaktan. Kesin kaçacak ağzından. Merak etme, bu sefer bu meseleyi kökten halledeceğiz. Biyop verem de kocaman kız, iliman yanaktan. Güzel yanda Ezel'in uyku ilacı. Birazcık rahatlatacak, birazcık gevşetecek. Azıcık da aklını karıştıracak. Biz de o sırada onu idare edeceğiz. Yeter bu kadar ya salataya. Ay vallahi mis gibi de limon koktu ya. Siz ne yapıyorsunuz orada? Limon sen? Sen de. Ay yok midem ağrıdı. Ay yok yok midem ekşir. Güleceğim. Dur üstüme. Bak sabahtan beri çalışıyorsun, sırılsıklamamışsın, terlemişsin. İç bir rahatla bak, nefes al bir kendine gelirsin ya. İçeyim bari o zaman. İç. İç yarasın. Güzelmiş ha. Ay, ölmüşlerinizin ruhuna değsin ha. Amin. Ne için sen? Limonata. Ablam sana da koysunlar, çok güzel. Koysana ablama da. Olmaz. Olmaz. Çünkü... Ben içtim. O içti, sonuncuyu da Gülen'e ablam verdik. Bitti. Bitti. Ay ablan kurban olsun sana. Sonuncuyu bana mı verdin? Ay sarıcığım, kimim benim? Delirmiş bunlar. Fırat şefim, Naz Hanım'a da söyledim. Bağış gecemize siz de davetlisiniz. Hem o gece restoranın anlaşmasında orada imzalamış oluruz. Mutlaka bekliyoruz. Bakalım, gelmeye çalışacağım. Aa, sessiz olmaz. Ona göre. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 Elinize sağlık. Buyurun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Ne işin var senin burada? Korkma. Kalıcı değilim. Bıçaklarımı alıp çıkacağım. Naz, kal demeyecek miyiz? Yok artık. Böyle bir şey yapmayacaksın herhalde, değil mi? Taylan, Fırat Şef bugün işimiz konusunda bize çok büyük iyilik yaptı. Ne olursa olsun. Bu yaptıklarını unutturmaz. Şefim. Gerçekten çok zor bir durumdan kurtardınız. Çok teşekkürler. Eyvallah. Hadi bakalım beyefendi bıçaklarını aldıysa daha fazla tutmayalım. Tahmin ettim buraya geldiğimi. Ne oldu, konuşmaya mı geldin? Bıçaklarımı aldım. Bıçaklar mı? Taylan'ın da arabası burada. İçeride kalkıyor. Abicim bir olay çıkmadı. Merak etme. İşim bittikten sonra bıçakları sildim. Delil kalmadı. Fırat. Haydi Rafık, haydi. Daha düğünümüz var. Gidecek, hazırlanacak. Haydi. Hayatım hiç merak etme. Ben size Türkiye'nin en iyi şefini getireceğim. Taylan artık şef demesek. Haklısın. Şuradan bir gidelim. Konuşacak çok daha güzel ve özel konularımız var. Çok pardon. Efendim. Taylan Bey, çok önemli bir durum var. Diğer konuyu sonra konuşalım. Şu anda Naz'la birlikteyim. Yok efendim, bu başka, bu başka. Bora Bey, bir kavgaya karışmış da şimdi karakoldayız. Tamam, anladım. Ben hemen geliyorum. Konum at bana. Taylan, bir şey mi oldu? Yapımcıyla kanal yöneticisi. Bu yeni konsept hakkında yine konuşmak istiyorlar. İkinci kez oluyor, farkındayım. Ama malum, gözler üstümüzde. Ben gideyim. Tamam, görüşürüz.
Ben işim bitince seni ararım, tamam mı canım? Görüşürüz. Görüşürüz. Efendim Taylan Bey. Geliyorum ben. Etrafa iyice bak, hiç gazeteci falan olmasın. Bak bir rezillik daha çıkmasın. Yok efendim, yok. Yok da efendim biraz acele etseniz çok iyi olur. Niye ki? Efendim biraz önce Bora Bey'i nezarete aldılar. Bir bu eksikti. Ya sen çıkmadın mı Taylan'la? Taylan işi çıktı. Gitseydin sen de dinlenirdin. Yeni şef için CV'lere bakacağım ben de. Bakma vallahi hiç. Hiçbir şey yok. Ben baktım. Bunları bırakacaktım sana. Otursana. Oturayım. Kafam kaldı. Bir tane bile nasıl çıkmaz ya? Yok işte. Aç, aç, aç. Alo, Seçil Hanım. Nazcığım, şekerim biz hanımlarla sizden sonra çok konuştuk. Fırat Şef'in anlattıkları yüreğimize dokundu. Hepimiz çok etkilendik. Onun için bağış gecesinde de Fırat Şef'in ufak bir konuşma yapmasını rica ediyoruz. Ben bilemedim kabul eder mi ama. Etsin ne olur. Bak, bu sizin için de iyi olur. Vakfın tüm yöneticileri şefinizi tanımış olur, fena mı? Tamam, ben bir konuşup haber vereyim size. Tamam, bekliyorum. Görüşürüz canım. Hoşça kalın. Tamam, harika. Tamam, çok güzel. Hadi şimdi hemen ara Fırat Şef'i. Yok, olmaz. Nasıl olmaz ya? Ne demek olmaz? Özür dilemiş zaten senden. Kendin söylemedin mi? Burası için yaptım, ne yaptıysam demiş. Tamam. Şebnem, adam bize başından beri yalan söyledi. Canım, demek ki ihtiyacı varmış ki öyle bir şey yapmış yani. Aa, ne yapalım? Nazcığım, adam sayesinde mekanımız kurtulacak. Lütfen arar mısın? Yok, olmaz. Ya sen ne kadar çabuk vazgeçiyorsun böyle ya? Benim gururum bizim batmamızdan daha önemlidir kafasına mı geldin? Şebnem, ya burası benim için ne kadar önemli bilmiyor musun? Ya bu önemsememek değil. Ama seni bekleyen bir B planı var. Hı? Bunu hepimiz biliyoruz. Ha, burası kapanırsa ben babamın işlerinin başına geçerim yani, öyle mi? Arkadaşım, sen öyle biri değilsin, bunu ben biliyorum ama hayatında böyle bir ihtimal olması seni ister istemez rahatlatıyor olabilir. Şebnem, nasıl böyle bir şey söylersin? Burası benim için ne kadar önemli bilmiyor musun? Evet, senin için ilk planda, ilk sırada biliyorum. Ama benim için tek seçenek. Tek. Burası benim varım, yoğum, her şeyim Naz. Ve burası batarsa ben de batarım. Günlerdir uyku girmiyor benim gözüme ya. İyi, tamam, arayacağım. Tamam. Ne oldu? Meşgul attı. Çok normal. Çok normal. Fırat Şef bize çok büyük bir iyilik yaptı. Sen kal demedin. Tayland'a zaten kovmaktan beter etti. Yazık. Onca emek gerçekten. Yazık. Hoş geldiniz Taylan Bey. Nerede? Memur Bey burada. Merhabalar. Ben Taylan Günebakan. Bora'nın abisiyim. Beyefendi kardeşinizden şikayetçi. Geçmiş olsun. Tam olarak ne olduğunu öğrenebilir miyim? Senin o manyak kardeşin çalması için şarkı istedik diye olay çıkardı. Nasıl yani? Neymiş? O piyanist şantör değilmiş. Canı ne isterse onu söylermiş. Atar gider yaptı. Sonrası malum. Sizi çok iyi anlıyorum beyefendi. Çok haklısınız. Ancak kendisi her genç gibi biraz fevri. Duygularını doğru kontrol edemiyor. Ben zararınız neyse karşılamaya hazırım. Sizden tek ricam şikayetinizi geri çekmeniz. İstemez kardeşim. Paran pulu sende dursun. O itin burnu sürsün. Öyle senin şöhretine güvenip her şeyi yapamayacağını anlasın. Dediğim gibi kendisi çok genç. Eminim siz de o yaşlarda durduk yere kavga etmişsinizdir.
Lütfen kendinizi onun yerine koyup düşünün. Yoksa siz çok haklısınız. Yaptığı son derece yanlış. Ne diyorsunuz? Ati, hemen arabaya getir. Bir ay. Limitim bu kadar sabredebiliyorsun en fazla. Ya bu kaçıncı ya? Seninle son görüşmelerimizin hepsi karakolda, farkında mısın? Ne güzel işte. Ha? Görüşmek için kendiliğinden bahane çıkıyor. Daha ne olsun? Hem mekan da değişik. Böyle bol aksiyonlu. Bora, saçmalama. O adam şikayetini geri çekmeseydi şimdi içerideydin. Farkındasın değil mi? Ne derdin senin ya? Ha? Ben anlamıyorum. Anlatsana bir. Derdin ne senin? Yok derdin. Bir insan neden sürekli başını belaya sokar? Tamam, sakin ol ya, sakin ol. Korkma, kimse bilmiyor senin kardeşin olduğunu. Ne alaka şimdi? E baksana, deminden beri yok biri bizi görecek mi diye ödün kopuyor. Yani o yüzden şu ilgili abi rollerini bırak lütfen, ben yemem. Senin derdin ben değilim çünkü, kendi şöhretin. Sizin programlarda nasıl yapıyorlar? He? Şok, şok, şok. Doktor Aşk'ın kardeşi Kodesler'e düştü. Ünlü aşk doktoru kardeşini karakollardan toplarken kameralarımıza yakalandı. Tamam mı? Bitti mi? Sus artık. Normal mi şimdi bu? Ne normal? Ha? Sen mi normalsin? Allah, seni arıyorlardı. Söyle onlara. Ne olursa olsun beni aramasınlar. Alo anne. Başta söylendim falan ama baksana. Her şey çok güzel oldu. Rüya gibi. Evet ya, vallahi çok iyi oldu. Dersi başımıza. Yani... dersi başımıza derken... mahallemizin bütün gençlerinin başına. Ay yok, ben almayayım. Fırat abimin başına gelenleri gördükten sonra. İyi de Fırat'ın durumu başka. Sen niye yani herkesin başına aynı şeye gelecek diye bir şart yok ki? Yani böyle hazırlaması falan güzel ama sonrası zor. Fırat abi Masuman'ı tanıdığını sanıyordu ama Masuman da düğünün başında kaçıp gitti. Babamı saymıyorum bile. İyi de canım, sen de hep kötüleri örnek alıyorsun. Belki yani senin de karşında seni çok seven birisi çıkarsa fikrin değişir. Yani demek istiyorum ki evlilik o kadar da kötü bir fikir değildir belki. Yine bak. Ya benim durumum başka şimdi. O sayılmaz. Ne diyeyim o zaman? Seni düğününü görürüz inşallah. Amin. Canım, amin. Niyazi! Bir abla, biraz önce gördük mahalleye. Yani yanımdayken aradım Nazan'ım. Aç dedim, dinlemedim. Yok Şebnem Hanım, Nazan'ım da aramadı zaten. Tamam işte, Fırat o aradığında açsaydı ya. Fırat gururludur. Yani Nazan'ım da ayıp etmiş biraz şimdi. Ha öyle mi? Gurur mu yapmış? Farkındaysan o ayıpların en büyüğünü Fırat yaptı. Hiçbirimiz temizleyemiyoruz şu an. Yani orası öyle ama yani Fırat da özrünü en fiyakalısından dilemiş. Zaten siz erkeklere göre böyle ne halt ederseniz edin, böyle fiyakalı fiyakalı özür dileyince her şey unutulmalı değil mi? Kadınlar da uzatmayı seviyor ama bir konuyu kapatıp bir türlü ileriye bakamıyor. Bazı konular var, öyle küt diye kapanmaz. Hatta bir örnek vereyim. Arkadaşının Naz'ı öpmesi mesela. Hı? Şimdi tabii orası biraz fazla oldu ama orada önemli olan niyet. Hiç de öyle değil efendim. Hiç de öyle değil. Ayrıca zaten bu işin ucunda böyle Taylan'ı şutlamak olmasa ben çoktan bunun hesabını sormuştum. Hah, işte burada birleşmeliyiz. Tek hedef var. Taylan Günebakan'ı soldurmak. Fırat'ın da tek derdi bu. Bakmayın siz Fırat'ın dik kafalı olduğuna. Zaten Fırat... Ergin, orada mısın? Biraz konuşabilir miyiz? İşim var, görüyorsun.
Çok vaktinizi almayacağım. 5 dakika yeterli. Maalesef akşam düğünümüz var. Bu işler de acil. Beklemez. Ne zaman biter işiniz? Bu kasalar taşındıktan sonra. Ha, yardım ederim dersem daha çabuk biter. Ama tırnağım kırılır, hocam bozulur demezsem tabii. Tamam Salih abi. Kolay gelsin. Merhaba. Kolay gelsin. Bakın, eğer arkadaşınız böyle nazı böyle yola getireceğim falan zannediyorsa bana hiç beklemesin. Çünkü dünya ortadan ikiye ayrılır. Naz ne eğilir ne bükülür. Şebnem Hanım, dünya ikiye ayrılmıyorsa da şu anda tersine dönüyor olabilir. Ne demek bu? Şu anda Naz Hanım burada. Ne? Ne? Mahallede mi? Konuşuyorlar mı yani? Ne yapıyorlar ha? Ergin konuş. Ya yok. İçecek kasalarını taşıyorlar. Nasıl? Şebnem Hanım, benim şimdi kapatmam lazım. Ben sizi sonra tekrar ararım. Hayırdır ya? Kolay gelsin hanımlar. Sağ olasınız. Hayırdır, bir şey mi vardı? Hakkınızda şikayet var. Kim neyimizi görmüş de şikayet etmiş bizi? Biz bir denetleme yapacağız, müsaade ederseniz. Tabii, buyurun, geçin. Bakın. Deyzem, ne oldu? Bilmiyorum ama işte bakıyorlar mutfağa. Bu mutfakta hijyen kuralları uygulanmıyor galiba. Tabii ki uyguluyoruz. Sadece şu an düğünümüz var, biraz ortalık da kadar. Memur bey, biz yıllardır aynı yerde işletmeciyiz. Bütün mahalleli bizi tanır. Hem yok öyle bir durum burada. Kim ki bizi şikayet eden? Hem de bu düğün gününde değil mi? Ben içeri girdiğimde hanımefendi eldivensiz ve bonesiz köfte yoğuruyordu. Bizim oraların meşhur malhatalı köftesi bu. Ya eldivenle yoğurunca lezzeti kaçar, olmaz. Mutfağın durumu ortada. Darmadağın, her yer pislik içinde. Olur mu böyle? Memur bey, onca insana yemek çıkıyor. Toparlayacaktık birazdan. Hijyen kurallarına uymadığımız için burayı mühürlüyorum. Mühürleme. Gözünü seveyim mühürleme. Bu geceyi atlatalım, sonra yarın gel nereye mühürlüyorsan mühürle. Bak kardeşim, ben devlet memuruyum. Öyle gönül, hatır işi falan bilemem. Kardeşim, gönül işi mi dedik? İnsan gibi rica ettik. Çocuklar diyeyim, düğün diyeyim, mutlulukları diyeyim. Daha ne diyeyim? Tamam ya. Beyefendiye bak ya, bizi dövecek ya. Yok. Hayırdır, sen mi bizi dövecek? Ne diyeyim, kime laf edin efendim? Sakin bırak. Nasıl? Sakin bırak. Sakin bırak. Sakin bırak. Sakin bırak. Sakin bırak. Sakin bırak. Tamam, sakin bırak. Oğlum bırak. Ne edilirse etsinler. Yürü. Ya abi yapmasaydın, az idare et. Gözünü seveyim ya. Abiciğim, memur bey, akşam düğün vardı. Yapmasaydınız abi, böyle. Abi. Anneanne, anneanne. Baksana, bize bir şey bakıyorlar. Ay, ne yapıyorsunuz ya? Yani iş mi bu şimdi? İyi misin? Yapılabilecek bir şey var mı? Murat abi. Abi ne oluyor böyle? Hazırlık her şey boşa mı gitti? Sorma Aydın, kaldık böyle el elde baş başta. Etler de hep içeride kaldı. Kumsu masa bari. Ablam bak, yıpratma kendini ha. Kız sevi, koş limonata getir ablama. Bana iyi geldiydi, ablama da iyi gelir. Başka bir yerden yemek falan mı söylesek ya? Bu saatten sonra kimden ne isteyeceksin? Gelin benimle. Ne oluyor abi? Aslanım, sen git karınla ilgilen, tamam mı? Akşam her şey, yemekler hazır. Haydi rapı, haydi. Fırat. Nereye oğlum, nereye gideyim? Fırat, nereye? Fırat. Rapı. Ya Fırat. Cenk'cim ne haber? Ne yaptın? Ben sana dedim, halk sağlığı için uygun değil. Çok güzel yaptın, ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Şimdi bizi bırak da kendi derdine yan. Kara kara düşün ben ne yapacağım diye. Şef bozumuz. Ne oluyor kız? Ne yapıyorsunuz? Abla koş koş. Tamam, sus. Ya bu tarafa gel. Ne? Tamam. Git Aydın, yürü. Yürü. Abla koş koş.
Bundan böyle benim yanımda kalıyorsun. Yok öyle arkadaşların evinde kalmak falan. Gözümün önünde olacaksın. Yettin artık. Tuhaf tuhaf şeyler söylüyorsun bir de çıkarken polislere. Ben artık bela istemiyorum. Anladın mı? Bir bırak ya. Ya her defasında aynı şeyi duymaktan ben sıkıldım, sen sıkılmadın. Ya bir sorsana bana ya. Dün gece ne yaşandı bir sorsana. Neyini soracağım ya? Yine serserilik yapmışsın işte. Serserilik. Benim işim gücüm serserilik zaten. Yok ormanlar, yok çiçek böcek. Bırak ya bunları artık. Dünyanın derdini bırak, biraz kendine bak. Seni okuldaki hocalarından çok polisler görüyor. Bitir artık şu okulu ya. Senin gibi olayım değil mi? Para için, şöhret için böyle yalandan roller keseyim. Ne bileyim işte aşk diyeyim, meşk diyeyim, insanları kandırayım. Bıdı bıdı yapma. O beğenmediğin Taylan Günebakan seni karakollardan çıkarıyor. Onu ne yapacağız? Ya bir kere bile gel beni al dedim mi sana? Hı? Bir kere bile senden yardım istedim mi? Sen kendi kendine çıkıp geliyorsun, ben ne yapayım? Geleceğim tabii, seni orada mı bırakacağım? Cins herif. Bırakmayacaksan hesap da sormayacaksın abiciğim. Bu kadar basit. Bana bak, yatma oraya. İçeride yatak var. Git. Zorlama beni ya. Allah Allah. Zaten açılamadım. Bak, yemin ederim burayı kusarım şimdi. Sakın, sakın. Ya sen kirlenmeyi bilmezsin değil mi? Yani hiç böyle hayatında toza kire bulanmadın. Ne bileyim, çamurlarda yuvarlanmadın. Şu halime bak ya. Benim şu an Naz'ın yanında olmam lazım ama ben burada çocuk bakıyorum. İyi işte. Naz da bir gece benim sayemde kafasını dinler. Saçma sapan konuşma. Naz'ı anlamıyorum biliyor musun? Yani onun gibi biri sende ne buluyor ki? Ne o? Aşk meşk işleri sarmaya mı başladı? Aslında seni sevmediği o kadar belli ki. Yoksa niye gidip başkalarıyla öpüşsün ki? Şovdu o. Şov. Bak, Naz'ı çok az tanıyorum ama ortaya kalıbımı basarım, o kız şov yapmaz. Senin yaşın bunları konuşmaya yetmez. Büyüyünce konuşuruz. Hadi zibar yat. Ya şimdi konuşalım ya. Ya gerçekten Allah aşkına bak, merak ediyorum. Aşk koçunun aşk hayatını merak ediyorum. Gel anlat. Biz Naz'la bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Neredeyse birbirimizle aynıyız. Naz işinde çok ciddidir. Aynı benim gibi. Yemek yaparken bile işini o kadar ciddiye alır ki sanki bir cerrah çok ciddi bir ameliyat yapıyordur. Çok elittir. İnce zevkleri vardır. Sıradan şeylerden hoşlanmaz. Çok düzenlidir. Aynı benim gibi. Düzensizlikten, kargaşadan, kaostan hiç haz etmez. Aşk? Aşk bunun neresinde? Aşk biziz Boracığım. Oldu mu? Hadi şimdi yat, beynine biraz oksijen gitsin. Bana niye dünya dertleriyle uğraşıyorsun diyorsun ya. Hepsi gerçek çünkü. Ben gerçeklere dokunmak istiyorum. Ama sen... Ne ben? Sen gerçeklerden kaçıyorsun. Hayalinde yaşıyorsun ya her şeyi. Ya sahte de olsa sadece benim olsun diyorsun. Aşk hayatın bir limitasyon be doktor aşk. Hiç nefesimi boşuna yormayacağım. Bu söylediklerine çok yakında pişman olacaksın. Yaz bunu.
şekerim var, dikkat et. Yakup bütün gün oturdun oğlum ha. Dayı. Aa, afiyet olsun. Afiyet olsun. Abicim limonata. Teşekkür ederim. Buyurun. Der buyurun. Canım şunu bir karıştırır mısın? Evet. Ergin, gel oğlum. Ne oldu abla? Ergin, kim bu kız? Epeydir ortalıklarda dolanıyor. Ama çıkartamadım. Tanımazsın abla, bizim bir arkadaş ya. Tanım. Arkadaş yanıyor ablam. Yangın yeri o. Bir buralar senin haberin. Kim kime yani? Fırat'a mı? Fırat. Gülü, 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 gülü. Gel otur. Ya bir dur ama bir şimdi. Bunun kılığı kıyafeti de bir değişik ya. Bizim buranın kızlarına benzemiyor. Ya ben mahallede de görmedim bunu. Ha kimdir, kimlerdendir bileyim mi sen? Doktorlardan ablam, doktor. Gülü, gülü sen iyi misin Gülü? Ha Gülü, ha? Fırat'ım, asortik kızlardan uzak tutucum derken nereden çıktı bu süs kibarı? Ablacığım, hadi afiyet olsun. Hüseyin. Hoş geldin, nerede kaldın? Anca hazırlanabildim, şekerim. Kızlar, müsaade edin. Salih abi, Hüseyin ablanın sandalyesini tut. Sağ ol abi. Nasılsın bakalım? Fırat abim iyi bir adammış. Buraya neden geldiniz bilmiyorum ama bilin istedim. Bunu boş yere arpalamayın. Çok iyi bir insandır o. Kimseyi üzmek için bir şey yapmaz. Tüm işler bittiyse artık konuşabilir miyiz? Aa ben seni tamamen unuttum. Umarım sıkılmamışsın. Fırat abi. Ne oluyor oğlum? Abi bittim ben abi. Abi annemle kaynanan birbirine girdiler. Sena iki gözü iki çeşme ağlıyor abi. Annem ondan özür dilemezse benimle evlenmeyecekmiş. Abi seni kırmaz. Gözünü seveyim bir şey yap. Yürü. Affedersin bu durumu acı. Yürü yürü. Fırat'la konuşabildin mi? Ne oldu hallet şu işi? Seçil Hanım programı adını bile yazdırmış. Kızım. Almaktan perişan oldum. Dur tamam. Sen bizim misafir. Sen gel biraz böyle. Bu adı kaynana terör. Başka bir şey değil. Sena. Ne oluyor abicim? Aç şu kapıyı da konuşalım. Hadi. Yok abi. Kaderimizde yokmuş. Ne yapalım? Ya bunun kaderle ne ilgisi var? İnadı bırakıp şuradan çıkarsan birazdan evlenmiş olacaksınız. Bak bütün mahalleli toplandı. Herkes söylenmeye başladı ha. Önce kayınvalidem annemden özür dilesin. Kızım sana ne annenlerin kavgasından? Siz kendinize bakın. Sen bu adamı sevmiyor musun? Seviyorum da o ayrı. Ne demek o ayrı? Hiç de ayrı değil. Aşk bu. Birilerinin sözü yüzünden bitmez, bitemez. Ha bitiyorsa da o da aşk değildir. Ne çabuk acıyorsunuz insanları be. Ne çabuk bıraktın hemen bu çocuğun elini. Ay tamam. Çünkü niye? Kaçmak kolay. Abi gel. Ya bırak. Bir sürü kadar insan gelmiş, hazırlıklar yapılmış, toplanılmış. Bırak. Bu adam evleneceğim diye bir sürü hayal kurmuş. Ama ne önemi var? Çünkü niye Sena Hanım'ın sinirleri bozuldu? Abi, düğün iptal. Ya öyle deme Sena mı Fırat abi ya? Ne diyeyim kızım o zaman? Tamam gözünü seveyim abi ya. Fırat bir sakin ol istersen ha. Sena. Sena. Sen beni tanımazsın ama ben seni anladım. Ya belli ki canını sıkmışlar. Eminim haklısın da. Çok üzdüler beni. Ama sen de şimdi nişanlını üzüyorsun. Bak bugün bu düğün olmazsa ertesi gün kimseye hiçbir şey olmayacak. Ama siz ikiniz çok üzüleceksiniz. Bazen bir şeye baktığımızda öyle takılırız ki etraftaki diğer hiçbir şeyi görmeyiz. Sen de şimdi öfkene bakıp aşkını göremiyorsun. Ama ben görüyorum. Yani burada seni aşkla bekleyen genç bir adam görüyorum. Eminim sen de onu çok seviyorsun. E hadi gel, yazık olmasın ikinize de, ha?
Selam. Sağ ol. Hadi gecikmeyin daha fazla. Ama önce bir yüzünü toparlayalım gel. Siz Sena Çakır, Aydın Aslı'nı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sonsuza kadar evet. Bravo. Sizler müsait misiniz? Evet. Evet. Bravo. Ben de bildiğimizin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Lan patla! Lan dursana! Gittiniz Arap Bayit'ten aldınız malı. Yürü be oğlum. Gözlü. Bak, sen istemeyeyim deyin ama çivi de çivi söküyor be oğlu. Ama benim ilacım bende deyse burada. Bu beni iyi edecek. Dertten mi? Neredesiniz? Herkes sizi soruyor. De haydi. Yeri boğalım Sultan Hanım. Ev sahibi izleyip duruyoruz. Karşımda şöyle bir göbek atak ha. Haydi ne yapacaksın lan? Tahmin ettiğiniz gibi size küçük bir şov hazırladık.
Dediğim gibi arkadaşlar, o kişi sadece şovda kullandığımız bir figürandı. O kadar. Abartılacak bir durum yok. Şovuma katkısı için sevgilime herkesin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Ya doktor aşk. Başrolü alışahitsin de sen gör bakalım o zaman figüranı. Bak sen şu süs kibarını. Şimdi de burada bitti. Bir yerlerden de tanır kimiyim ama. Sevi sen çıkardın mı? Kimi? Yüzüme taş mı kaçtı? Derdem yendi. Görmeyin mi? Fırat abinin yanında dans eden Nazenin yok mu? Arkadaşlar ne ya? Ha? Arkadaşlar da abla, et kaldıysa biraz et verebilir misin bana? Kızım git al oradan. Dur ben gör, tamam ben göstereyim. Ergin abi. Ne oldu lan? Bu kız Doktor Aşk'ın sevgilisi değil mi? Fotoğraftaki kızı da öpen de Fırat abi değil mi? Oğlum gıybet mi yapıyorsunuz lan siz? Kız Doktor Aşk'ın nişanlısı değil, bizim arkadaşımız. Kaybol. Dur. Bakayım ne o? Abla yok, bana bir şeyler gösteriyorlar işte ya. Ne olur. Ver yavrumu, ver. Abla. Oğlum ver. Ne bu? Bakayım ne bu? Abla bunlar ayıplı film falan izliyor herhalde. Oğlum kaybolun hadi. Oğlum ya. Ver. Ayıplı film. Başrolde de Fırat Arasu. Ablam nereye? Sultan abla. Ablam. Halay çekecek. Halay çekecek. Halay çekecek. Halay halay işte. Halay çekmek istemiyorum seninle. Oğlum hadi hadi. Abla, nasıl kim olduğunu anladın. Ne diyorsun ya bak. Ortadan kaybolan ben Allah'ın ayarlarından elimden geldiğince. De haydi haydi haydi. De haydi. Yavaş 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 yavaş. Gül gül gül. Dur yavaş. Ya dur bir yakışıklı daha beni dansa kaldıracaktın. Nereye gidiyorsun? Gel haydi. Ay Fırat ölüyor. Haydi gel. Ya hukukumuz var hukukumuz. Oğlum ne halayı? Damat halayı. Anneciğim dans etmiş. Ya oğlum niye bir şey? Hadi bakalım. Abla nereye? İyi misin? Anam. Anam yavaş. Ay burası neresi? Dert ettiler beni. Gülü. Ay. Gülü sakin bizdeyiz. Biraz dinlen evine gidersin. Ay Fırat. Ha güzel kız. Bak güzeller talihsiz olur. Ben kendimden biliyorum. Çok aşıksın kız. Kim? Ben mi? Ama sen de herkesin bak derleyen gibi suratın. Bir dakika ben ona mı? Ya ama Fırat sen de bir şans ver şu kız. Bak su gibi maşallah. Güzel. Gül'ü sana ne içirdiler uçmuş. Ama ben sizi gördüm. Sizi öpüşürken telefon. Nerede gördün Gül'ü? Telefonumda gördüm. Nerede benim telefonum? Bak gözüm göz. Otur otur Gül'ü. Yavaş yavaş. Gül, al şimdi yap, de öpsene. Gül'ü. Gül'ü. Eğer böyle
değilsen şimdi konuşabiliriz. Kaşla göz arasında nereye kayboldu bunlar? Ben eve bakacağım. Allah'ım, ateş almış gibi nereye? Eve bakacağım. Abla, kaynılara kapışıyor ya orada. Muhtem mi? Vallahi he. Abla, aydınların eve gidiyorlar. Bunları bir tek sen bize getirirsin. Koş ablam, koş, 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 çenen koş, 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 koş. Duramadın değil mi? Abim, üzerimde hakkın çok. Hele bugünü ölsem de unutma. Ne yapsak ödeyemeyiz abi hakkını, sağ olasın. Bugün seni biraz yorduk. Bir düşüneyim. 7-8 tane içecek kasası, sayısız tava, tencere, sandalye taşıdım. Dev kazanlı 100 kişilik et kavurdum. Kuru yemiş dağıttım. Göbek atıp halay çektim. Ha bir de Sarhoş ablanızı evinize taşıdım. Galiba yorulmuşum biraz. Ve bizi hala konuşamadık. Vallahi ben başlamak istiyorum ama mahallede yangın çıkar, deprem olur falan diye korkuyorum. Merak etme, bu sefer yanından ayrılacağım. Fırat Şef, tatsız bir şey yaşadık. Ama yemekle ilgili söylediklerin, yemeğe duyduğun aşk... Şebnem senin samimi olduğuna inanıyor. Zaten vakıfta seni istiyor. Hatta bağış gecesinde konuşmacı olacakmışsın. Kısacası eğer restorana dönmek istersen bizim için bir sakıncası yok. Naz ne düşünüyor peki? Hala kızgın sana. Anladım. Yani sadece vakıf işini almak için burada. Anlaşıldı. Ne anlaşıldı? Sana yalvarmamı istiyorsun. Belli ki bundan zevk alacaksın. Kusura bakma ama sana bunu yaşatmayacağım. Ben kimsenin çaresizliğinden zevk alan birisi değil. Senin o çakma doktor sevginin gibi değil. Taylan'la ne ilgisi var? Hem o hiç senin sandığın gibi biri değildir. Doğru. O tam sana göre değil mi? Kusursuz jet. Evet, öyle. Peki onun yanında hiç bu kadar gerçek oldun mu? Hiç bu kadar güldün mü? Burak bu kadar gülmeyi hiç güldün mü yanında? Sen konuyu nereye getirmeye çalışıyorsun? Dün seni öptüğümde adam bunu bir şova çevirdi. Herifin damarlarında kan değil, buzluça yakıyor resmen. Sen dün haddini fazlasıyla aştın. Şimdi de gelip ilişkimle alakalı ahkam mı kesiyorsun? Hatta ben de gelip seninle konuşuyorum. Bakış diyorum. Tanımasan da bakışlar her şeyi anlatır. Gözlerine bak. Gerçekten bak.
Hazırlanmamışsın. Gitmiyor musun restorana? Gitmeyeceğim. Oğlum tavır yapmanın da bir sınırı olur. Kadın senden tamamen vazgeçmeden dönmen lazım. Ben vazgeçtim. Neden? İntikam intikam bana göre değil Berafık. Hayda, yine niye başa döndün şimdi? Olacak iş değil de ondan. Kız doktorundan vazgeçmez, doktor ondan vazgeçmez. Belli. Belki de kız gerçekten aşıktır. Anlaşıldı. Sen daha görmemişsin. Ney? Bunu. Naz Soyler'den düşündüren bakış. Ünlü ilişki uzmanı Taylan Günebakan'ın sevgilisi Naz Soyler'in samimi görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Naz Hanım'ın bakıştığı gizemli genç adam kim? Lansman gecesinde de aynı kişiyle mi öpüşme şovu yapmıştı? Rafık, bu fotoğrafı kim çekti? Ya mahalleden birileri tanımıştır. Neyse, önemli değil. Konumuz bu da değil. Konumuz bu fotoğraf senin ekmeğine yağ, bal, kaymak ve daha ne istersen sürmüş oldu kardeşim. Bu fotoğraf var ya, aşk belgesi bu, aşk. Sen şimdi o topuzlu doktorun yüzünü hayal edebiliyor musun? Fırat, bu iş çoktan başladı kardeşim. Şimdi dönersen çok yazık edersin. Şimdi bir de bu fotoğraf meselesi çıktı başımıza. Ya sana bir şey soracağım. Bu Naz sana inatma yapıyor yoksa bizim bilmediğimiz başka bir şeyler mi var? Açık konuş. Hayır Neslihan Hanım. Magazin her zamanki gibi bize kumpas kurma peşinde. Ama ben bu oyunu bozacağım, merak etmeyin. Ya bırak Taylan, gözünü seveyim ya. Kanal tepeme binmiş, tepiniyor. Sen hala gelmiş burada. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Bana somut çözümlerle gel. Ben halledeceğim. Güvenin bana. Görüşürüz. Atilla! Bey. Hemen bütün magazincileri ara. Hemen! Hadi! Rezalet bu. Aa, rezalet. Ay, skanda. Aa, mahvolduk, mahvolduk. Reza, ne oluyor sabah sabah? Yok bir şey abi, yok bir şey. Ver bakayım şunu. Abi, yok bir şey dedim. Tamam, yok bir şey. Nedir bu? El alemin diline düştük. Cemiyete dedikodu malzemesi olduk. Rezil olduk. Rezil olduk. El alemi bırak Feza. Naz niye kendini böyle bir hale düşürüyor? Bak, ben bir an önce evlensinler deyince laf oluyordu. Görüyor musun? Taylan en azından belirli bir seviyede biri. Bu kro adam da kim oluyor? Nereden çıktı bu adam şimdi? Bir de ne yapıyor bunlar? Göbek mi atıyorlar orada? Rezalet ya. Böyle bir rezillik olabilir mi? Anam, kafamın içinde rezidanslar dikiliyor sıra sıra. Ay. Ver şunu. Ay. Sen kim, akımlanmak kim? Ay, ne kızıyorsun ablam ya? Limonata sandım da içtim ben hepsini. Ah, ay. Kız, ne bağırıyorsun kafamın içinde? Ne saklıyormuş sen anandan? Hiç. Gel bakayım çay buraya. Şşş, gel bakayım. Anne. Ver şunu. Anne. Ver. Bundan sonra her şeyi ilk ben bileceğim. Anam. 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 Elem keder haberi bu besbelli ha. Tuzak kurdular. Doktorla sevgilisi bir olup tuzak kurdular Fırat'ıma. Ay ablam, sen tuzak deyince benim aklıma düştü de. Ya bu iş organizeyse? Anam, türlü türlü suç var. Kızın zaten aklı gidikmiş. Fırat'ım desen maşallah aslanlar gibi. Bunlar Fırat'a bir şeyler içirse. Heh, Fırat düşüp bayılsa. Anam, uyandığında kendini buzlu küvetin içinde bir böbreğe alınmış bulsa. Ay abla, mundar oldu ya bizim oğlan organ mafyasının elinde. Kız, uğursuz uğursuz konuşma. Yat zıbar yerine. Gebermeye sıcı.
Yedirir miyim ben aslan gibi Fırat'ımı onlara? Yedirir miyim? Nazcığım, iyi misin? Çok üzgünüm. İkna edemedim. İnan çok uğraştım. Başıma neler geldi anlatsam bile inanmazsın ama o ukala var ya. Şey, senin olanlardan haberin yok mu? Ne oldu ki? Bunu bana nasıl açıklayacaksın sevgilim? Taylan, inan göründüğü gibi değil. Ben restoranla ilgili konuşmak için gitmiştim. Bunu kim ne zaman çekti bilmiyorum. Hadi ben sana inandım. Diğer insanlar nasıl inansın? Beni nasıl bir duruma soktuğunun farkında mısın? Herkesin gözünde rezil oldum. Neden bizim ilişkimiz bu adam yüzünden sürekli yara alıp duruyor? Taylan, çok kötü göründüğünün farkındayım. Öpüşme rezaletini kapattık. Yeni bir rezalet ortaya çıktı. Ben senden daha duyarlı olmanı beklerdim. Gerçekten çok şaşkınım. Evet, şaşkınsın. Ama olanla bitene çare yok değil mi? Hı? Taylancığım. Bence o kadar üzmesen kendini. Hayatım söyle, ne yapabilirim düzeltmek için? Söyle. Bilemiyorum. Belki de iş işten geçti. Taylan, olur mu öyle şey ya? Arkadaşlar. Bir açıklama yapalım. Beyefendi, bir magazinciler eksikti. Boşuna lansman gecesi düzenlemiş olduk. Kitap yeterince satmayacak. Hatta muhtemelen bundan sonraki kitaplarımın sözleşmesini de feshederler. Taylan, ne olur yapma böyle. Bugün çok önemli bir yapımcıyla toplantım vardı. Bir danışanımın hayatını film yapmak istiyorlardı. Sabah toplantı saati için arayacaklardı. Aramadılar. Demek ki onlar da vazgeçtiler. Ben artık ne desem boş. Muhtemelen şu anda kanalda benim programımı yayından kaldırmayı konuşuyorlardı. O kadar kolay değil. Naz, ne yapıyorsun? Çıkıp konuşacağım. Çık, çık. Naz Hanım, fotoğraflarınız çıktı. Konuşacak mısınız? Naz Hanım, bir açıklama yapar mısınız? Merhaba arkadaşlar. Bu sabah çıkan fotoğraf beni de çok şaşırttı. Ama art niyetli insanlar tarafından çekilmiş belli ki. Çünkü asla gerçeği yansıtmıyor. Zaten Taylan Bey'le ilişkimiz sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Fotoğraflardaki bey sizi öpen kişi miydi? Taylan Bey figüran olduğunu söyledi. Gerçekte kimdi o beyefendi? Hiç kimse. Aa, o adam. İşte fotoğraftaki adam geldi. Kuş. Aa, fotoğraftaki adam. Siz oyuncu musunuz? Siz aslında kimsiniz? Neden buradasınız? Fotoğraftaki siz değil misiniz? Affedersiniz. Lafımı tamamlamama izin vermiyorsunuz ama. Affedersiniz. Affedersiniz. Taylan Bey sizin için hiç kimse dedi. Siz aslında kimsiniz? Naz Hanım'ı nereden tanıyorsun? Fırat ben. Bu restoranın şefiyim. Fırat'cığım çok iyi oldu geldiğin. Evet, Fırat restoranın şefi. Tanıdığımız biri yani. Ama dinlerseniz size ben esas haberi vermek istiyorum. Nedir esas haber nedir? Esas haber nedir Taylan Bey? Biz Naz'la, sevgilimle, yol arkadaşımla evlenmeye karar verdik. Bu asılsız haberleri yapanlar da utansınlar, yerin dibine girsinler. Bütün Türkiye'nin huzurunda sana sormak istiyorum. Şef dostumuz ve muhabir arkadaşlarımız da şahit olsun. Benimle evlenir misin? Sevgilim.